ölmüş hücreleri canlandırmak mümkün değil ama hasar görmüş ama hayatına devam eden beyin hücrelerini şoklayarak bir şekilde şok dediğimiz bir yöntemle manyetik alanla o bölgeyi uyararak hayata dönmelerini veya aktive olmalarını sağlamak ve beynin beyin hücrelerinin kendi aralarındaki iletişimi artırmaya çalışmak için bir yöntem geliştirilmiş. Bu yöntemin adı transkranial manyetik stimülasyon. Bu yöntemle az önce söylediğim gibi kaybettiğimiz nöron adını verdiğimiz sinir hücrelerini yerine koymak mümkün değil. Ama bu nöronların etrafında uyku halinde olarak değerlendirebileceğimiz nöronları canlandırmaya çalışmak, aktif hale getirmek mümkün. Bunun dışında elektriksel uyarıyı artırarak, sinir hücrelerin birbiri arasındaki iletişimi artırarak rehabilitasyona yardımcı olmak, hastaların daha iyi düzelmesine yardımcı olmak mümkün. Transkranial manyetik stimülasyon inme sonrasında güçsüzlükte, özellikle üst ekstremite güçsüzlüğünde, konuşma bozukluklarında ve inmeden sonra ortaya çıkan depresyon gibi sekonder, ikincil hastalıkların tedavisinde oldukça yardımcı olabilmekte. Ama az önce söylediğim gibi bu hastalıkları bütün olarak değerlendirmek, ikincil tedavisini, ikincil koruma tedavisini, rehabilitasyonu ve transkranial manyetik stimülasyonu birlikte kullanmak bu hastalara maksimum yarar sağlamak için gereklidir. Teşekkür ederim.